Hoş geldiniz. Değerli dostlar, ne dediysek o. Birleşik Arap Emirliği'ne elde kalan son değerler peşkeş çekiliyor. Varlık fonundaki üç önemli şirkete ilaveten hazine arazilerinin satışı yapılacak. Mehmet Şimşek duyurdu, Tayyip Erdoğan NATO zirvesinin hemen akabinde Birleşik Arap Emirliği'ne gidiyor. Bunun okuması Şimşek'in bakan olmasıyla beraber Londra'dan beklenen fonlardan umudun kesilmesidir. Bu durumda Türkiye'nin Körfez sermayesinden başka gideceği adres yoktur. Savaşta olan Ruslar doğal gaz parasını erteledi ve daha fazlasını yapacak durumda değil. Dış ticarette büyük açık verdiğimiz Çin ise Türkiye'ye bırakın kredi açmayı yeni swap anlaşmasına bile yanaşmıyor. Bundan olacak saray birkaç gün önce Devlet Bahçeli'yi devreye sokarak Rabia Kadir'i Türkiye'ye davet ettirdi. Rabia Kadir malum Uygur Türklerinin bağımsızlığını savunan önderlerinden ve Çin'in nefret ettiği siyasi figür. AKP iktidarı bu isme uzun süredir Çin'i memnun etmek adına Türkiye'ye girmesine yasak koymuştu. Gelinen noktada Çin Türkiye'ye kredi açmayınca Rabia Kadir ve Uygur Türkleri kartı ya da şantajı devlet bahçeli üzerinden devreye sokuldu. Sonuç verecek mi vermeyecek mi bekleyip göreceğiz. Benzer durum İsveç'in NATO'ya alınması olayında geçerli. Türkiye bu ülkeye PKK'ya destek vermesi sebebiyle NATO'ya girişine olur onay vermiyor. PKK gerekçesi aslında zarf zira Avrupa'da bu örgüte destek vermeyen devlet yok gibidir. Mazruf, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye soğuk durması ve uyguladığı ambargoları kaldırmaması, F-16 alımı ve modernizasyonundan yeni kredilere yeşil ışık yakılmaması İsveç'e takınılan tavrın asıl gerekçeleridir basit anlatımla İsveç'in NATO'ya alınması konusu F-16 artı Batı'dan para girişine takas yapılmaya çalışılıyor. Görüldüğü gibi Tayyip Erdoğan amiyane tabirle para bulmak için her tarafa saldırıyor. Şu ana kadar sadece Birleşik Arap Emirliği'nden olumlu dönüş var ki o da siyasi tavizle mümkün olabildi. Katar ve Azerbaycan'a yine yatırım davetleri yapıldı. İktidarın sığınmacıları sahiplenmesi biraz da acil para ihtiyacından. Göçmenler eset olmak için verilen yardımlarla çarklar döndürülebiliyor. Tayyip Erdoğan alınan yardım paralarına ilaveten bu konuyu yani sığınmacıları Türkiye'de tutmayı. Batı nezdinde kendi siyasi varlığı için sigorta yapmış durumda. Nitekim son seçimde Avrupa hatta Amerika bu sebeple Tayyip Erdoğan kalsın yine seçilsin istedi. Turizm sezonu dolayısıyla Eylül sonuna kadar ödemelerden dengesinde büyük bir kriz beklenmiyor. Ancak sonrası karanlıktır. Kısa vadeli borçlar, artan cari açığın finansmanı ve deprem vurgunu çok acil kaynak girişini mecbur kılıyor. Bir ay oluyor Mehmet Şimşek hala bir ekonomi programı aşıklayamadı. En önemlisi piyasalar hala panikte, istikrar yok. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan artık dövize müdahale edilmeyecek demesinin hemen ertesinde yani dün 1,5 milyar dolarlık daha müdahale yapıldı ki haberi duyuran ünlü uluslararası ekonomi ajansı Bloomberg'tir. Bunun okuması anlamı belirsizliğin kaosun devam ettiğidir. Oysa güven bir ekonomi için en temel sermayedir. Maalesef epeydir Türk ekonomisine değil dışarıda, içeride bile güven yoktur. Mehmet Şimşek'in bakan yapılmasına rağmen CDS'ler hala zirvede ve Türkiye hala gri listededir. Öyle olunca da bırakın yatırımcı sermaye, maceracı sıcak para bile gelmiyor. Uluslararası Intel firmasını bilenleriniz çoktur. Türkiye'de 25 milyar dolarlık yatırım yapacakken rotasını aniden İsrail'e çevirdi. Oysa İsrail 9 milyon nüfuslu küçük bir ülke ve de terörün hedefinde. Buna rağmen orası tercih edildi. Çünkü hukukuna, kurallarına, kurumlarına güven duyuluyor. Türkiye'nin durumu ortada. Yargı, siyasete, saraya göre durumdan vazifeler çıkarıp hükümler veriyor. Tek adam iradesi ve hükmü değil sıradan kanunların, anayasanın bile üstünde. O kadar ki hatırlayalım, Tayyip Erdoğan anayasaya uymayınca Cumhurbaşkanlığı sistemi denilerek anayasa ona uyduruldu. E öyle olunca da böyle oluyor. Yani sermaye gelmiyor. Zira para ülkedir, güven arar. Bu arada malum dün Bakanlar Kurulu vardı. Tayyip Erdoğan yine bildik masallar anlattı. Yok efendim İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda uçak kalkmışmış. Yok efendim köprülerden çok sayıda araç geçmişmiş. Söyleyecek başka bir şey yok. 364 gün verilen araç garantisini tutturamayan Körfez Köprüsü bayram arefesinde sadece bir günlüğüne tutturdu diye bunu büyük icraat, büyük başarı olarak satıyor. Oysa hedef tuttu dediği bayram arefesinde bile devlet, millet, hazine zarar etti. Çünkü müteahhit hazineden araç başına 1300 lira alırken araç sahipleri sadece 180 lira ödedi. Aradaki farkı yine devlet millet karşıladı. Buna rağmen Erdoğan zafer narası atabiliyor. Zira söyledim anlatacak başka hikayesi yok. 10 milyar dolarlık ödüllü Atatürk Havalimanı'nı çöpe atmanın hesabını vereceğine yolcu rekorları kırıldı açıklamasını yapıyor. Özetle çarşı pazar yanıyor, piyasalar alevler içinde. Onun yapay gündemi de mecburen bu tür konular oluyor. TÜİK dün ilk defa enflasyonu açıklamayıp 5 Temmuz'a erteledi. Açıklanacak enflasyon memur ve emekli maaşlarına etki edeceği için önemlidir. Gelinen noktada fiyat artışları artık devlet gücü ile engelleniyor. İşte kiralar %25'ten fazla artmasın diye kanun çıkarılacak ki bu uygulama serbest piyasa ekonomisi kuralları ile çatışmak demektir. Beklenti iktidarın bir iki ay daha çabalayıp sonbaharla beraber sistemi ters yüz edeceği. Körfezden gelecek para Türkiye'yi kurtarmaz, kesmez mecburen sermaye kontrolleri başlatılacak ve kambiyo sistemi revize edilecek. 104 milyar doları aşan kur korumalı hesabın döviz olarak geri ödenmesi çok zor. Tam bu noktada önemli bir bilgiyi paylaşayım. Tayyip Erdoğan kaynak bulmak için bütün dünyada alarme olurken içeride de bazı adımlar atmış kanıtlı olmayan iddialara göre Erdoğan ile yakın çevresi onlarca isim ile birebir temas kurarak yurt dışında tuttukları paraları Türkiye'ye getirmesini istemiş. Bu para sahiplerinin önemli bölümü büyük şirket sahibi olan iş insanları. Yasal olarak yurt dışındaki bankalarda tuttukları mevduatlarını ülkeye taşımaları rica edilmiş. Ankara'daki fısıltılara göre devlet bilimleri paralarının bir bölümünü yurt dışında tutan 84 isim ve şirket belirlemiş. Bunların bir bölümü AKP dönemi, AKP iktidarı zenginleriymiş. Saray özellikle o isimleri arayıp sitemlerle hemen paranı getir emrini vermiş servetlerinin bir bölümünü Londra'ya, Amerika'ya ve Avustralya'ya taşıyan bilinen, tanınan bazı iş adamları nakit paramız yok, oralarda yatırım yaptık deyince de satın, geri getirin ultimatomu verilmiş. Bana anlatılan budur. Bu süreç henüz yeni başladı kimin ne kadar bu ricalara ve emirlere uyacağını önümüzdeki günlerde, aylarda göreceğiz. Ifade ettim yabancılar gibi yerliler de güven duymuyor ve bir gece alınacak kararla döviz hesaplarının Türk lirasına çevrilmesi gibi her şeyin olabileceğini düşünüyorlar. Benzer bir iddia da şu, yine saray, Yurt dışında parası olan eski yeni siyasetçi ve bürokratları ablukaya almış. Onlara da paralarını Türkiye'ye getirme ultimatumu verilerek getirmemeleri halinde üstlerine yedileceği söylenmiş. Hülasa iktidar para için seferberlik ilan etti ve her yere hücum ediyor. Siyasi gündemin diğer sıcak başlıkları da şöyle. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Ankara'ya yürüyor. Gerekçesi kendi ifadesiyle ateşe verilen Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yangını söndürmek. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin, CHP yeniden yapılansın ve muhalefet ayağa kalksın istiyor. CHP Genel Merkezi bu yürüyüşten fevkalade rahatsız. Tanju Özcana yürüyüşü iptal etmesi için siyasi rüşvetler teklif etmiş ancak başarılı olamamış. Bizi izleyenler hatırlayacak. Seçim bozgunu sonrası CHP önünde kamp kurun, ölüm oruçlarına yatın ve mitinglerle yönetimi istifaya davet edin demiştik. Sağ olsun Tanju Bey daha etkili bir metotla sahnededir. Kanıtlandı Kemal Kılıçdaroğlu başka türlü koltuktan kalkmayacak. Bu itibarla bu tür metotlar yoğunlaştırılmalıdır. Zira aksi halde Türkiye muhalefetsiz kalmaya devam edecek. Bilmeyenlere aktarayım. Tanju Özcan katıksız bir cumhuriyetçi ve de Atatürkçüdür. Gençliğinden beri CHP mensubu, CHP neferidir. Dürüstlüğü, donanımı ve çalışkanlığıyla Bolu gibi bir yerde belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırmıştır. Zalim Bolu Bey'ine baş kaldıran Köroğlu misali siyaha siyah, beyaza beyaz demiş, bazıları gibi belediyesini holdinge dönüştürmemiştir. Şahsi bir arayışı da yok yani beni lider seçin de demiyor. Sadece CHP'ye sahipleniyor. Herkesi ama herkesi Tanşı Özcan'ın yaktığı yeni Kuvay Milliye ateşine katkı sunmaya davet ediyorum. Türkiye'nin bu iktidardan kurtulmasının olmazsa olmazı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenilenmesi ve yeni bir umudun inşa edilmesidir. Bülent Tezcan'dan Akif Hamza Çebi ve Engin Altaylar'a kadar en yakınlarının bile mutlaka çekilmeli dediği Kılıçdaroğlu ile başarı artık Kaftağ'ın ardında bile değildir. Kemal Bey istifada direnerek hem ülkeyi muhalefetsiz bırakıyor hem de CHP'de parti içi gruplaşmalara, kırgınlıklara zemin inşa ediyor. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramda beş yıldızlı lüks otelde tatil yapmasının Sabah gazetesine manşet yapılmasına değineyim. Bakın Kemal Bey'i yakın tanıyan biri olarak söylüyorum. Onun yolsuzlukta, hırsızlıkta işi olmaz. Muhtemelen oraya davet edilmiş ve o davete icabet etmiştir. Söz konusu eğer lüks ve ihtişamsa Tayyip Erdoğan'ın ihtişamının yanında Kemal Bey'inki vallahi okyanusta gölet bile değildir. Özetle Nasıl artık onunla olmuyor. Genel Başkanlıktan çekilsin diyorsam dürüst ve onurlu olduğunu söylemek de boynumun borcudur. Kemal Bey'le alakalı sorun seçim kazanamaması ve artık hiçbir şekilde kazanamayacağıdır. Ayrıca ne kadar direnirse dirensin o iş artık bitti yani macun tüpten çıktı koltukta kaldığı her gün her saat itibarından kaybedecektir. Ona yakışan köşesine çekilmesi bilgi adam, akil adam olmasıdır. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.